KRTV'den merhabalar. Bak Senus'la Sanat Üzerine Sohbetler programı ile karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Gülcan Sarıoğlu. Ressamımıza hoş geldiniz diyoruz. Çok teşekkür ederim, hoş buldum. Nasılsınız Gülcan Hanım? İyiyim, sağ olun, sizler? Teşekkür ederim. Şimdi biz Gülcan Sarıoğlu kimdir? Nasıl bir eğitim almıştır? Normal eğitimi, sanat eğitimi, bunlarla ilgili sizden bilgi alarak biraz sizi tanımak istiyoruz. Evet. Ben doğma büyüme Karşıyaka'lı, İzmir Karşıyaka'lıyım. Bütün öğrenim hayatım da burada geçti. Ege Üniversitesi Kimya Fakültesi mezunuyum. Ama daha sonra resme yöneldim. Bunun en büyük etkeni de lisedeyken hem kimya öğretmenimi hem resim öğretmenimi sevmekten kaynaklandı. Pozitif filmlere çok ilgim olduğu için kimyayı seçtim. İyi ki de seçmişim. Hem soyut kavramları daha iyi algılama anlamında hem kuantumu öğrenme anlamında bana çok faydalı oldu. İçimde bir soyut vardı zaten. Onunla resme yönelerek çalışmalarıma başladım. Resim Heykel Müzesi'nde Ali Açık Alın Hoca'yla kara kalem başlamıştım. Bir sene desen çalıştım. Sonra Nuri Hoca'yla renkle tanıştım. Yağlı boya çalışmalarım oldu. Sonra da Ferhat Uğran'ın atölyesine gittim. Soyut'ta da hocamla çalıştım. Benim için üçü de çok değerli. Çok güzel çalışmalarla belli bir seviyeye geldiğime inanıyorum. Akademisyen kimliğim yok tabii resim anlamında. O şekilde. Yani akademisyen kimliği, eğitimi, o alanın eğitimini vereceksen. Evet. Ama üretmek için, bir şeyler oluşturmak için, dışa vurarak eser üretmek için ilgi alakanın olması, kendi kendini yetiştirmen yeterli bence de. Güzel soyut çalışmalarınız var. Evet. Çok farklı. Sanırım bu kimya bölümüyle alakalı bir beslenmenin de oluşu kesinlikle etkiliyor sanırım. Kesinlikle. Yani kimyanın hem somut hem soyut yanları vardır. Somut laboratuvarda çalışmaları çok zevklidir ama soyut yanları da çok fazla. Evet. Herhalde bu içimdeki olay da beni o kimyaya öyle mi yönlendirdi bilemiyorum o zamanki şeyi. Tabii yapıyla alakalı. Tabii yapıyla. Yönlendirme o şekilde oldu. Soyut resimlerle önünüz bu şekilde açıldı ve çok güzel soyutlamalarınız var. Evet. Bu çalışmalarınızın da yaratıcılıkla farklı bir boyuta taşındığını görüyorum. Zaten yaratıcılık olmasaydı o dışa vurumlar çıkmazdı. Sizce yaratıcılık nedir? Nasıl önü açılır? Yani yaratıcılık yeteneğin açığa çıkması tabii ama bunun için çok iyi bir gözlemci olmak, çok iyi algılamak, düşünce sistemini çeşitli pencerelerden bakarak değerlendirmek. Mesela bir problemin çözümü bir yönde olabilir, birkaç yönde olabilir. O birkaç yöndeki problem çözümlerinden farklı bir çözüme ulaşıp bunu ortaya koyduğunuzda işte yaratıcılık oluyor. Yani evet, resmin kuralları vardır, tekniği vardır. O kuralları tamamen uygularsınız ve kendinize yeni bir kural bulursunuz. Evet. O kuralı bulduğunuzda yaratıcılık olur gibi düşünüyorum. Kesinlikle. Kendi sentezini kendin oluşturuyorsun. Evet. Yol aynı olabilir ama o yolu giden kişi farklı, bakış açısı farklı. Nasıl bir şey çıkaracak, nasıl bir şey üretecek, o artık tamamen öznel bir iş. Evet, aynı malzemeler kullanılarak evet, farklı şeyler yapmak ve her yaptığınız resim farklı olması. Kesinlikle. Önemli olan bu farkları bir araya getirmek. Ve soyutu sevmemin bir nedeni de sanırım sonsuz ve sınırsız oluşu. Çünkü somut bir şeyde sınırlar vardır. Birazcık evet, özgür bir ruha sahip herhalde o konuda ondan. İzleyen kişi de resme baktığı zaman o kadar göreceli şeyler görür ki soyut tabloda. Her seferinde hem de. Kesinlikle her bakışında farklı bir yerlere gider. Farklı bir şeyler üretir, orada oluşturur. O da soyut resmin gücü. Evet. O duyguları, yani hangi duygularla yapıyorsam o duyguyu izleyiciye geçirdiğimde ve ondan aynı şeyi dönüşümü aldığımda çok mutlu oluyorum. Yani o frekansın izleyiciyle tutması
çok güzel bir şey oluyor. Kesinlikle. Şimdi soyut sanat dediğimiz zaman biraz daha hayalde gelişen, yaratımla alakalı bir şeydir. Şimdi sanat toplum için, toplum sanat sanat için diye bir kavram var. Evet. Siz sanatı toplumun neresinde görüyorsunuz? Ben aslında sanatı sanat için hem yapmalı hem de sanatı toplum için yapmalı. Kopuk olmamalı. Çünkü toplumsal olaylardan sanatçı etkilenir. O sanatıyla da toplum etkiler. Yani birbiriyle karşılıklı. Doğru. Aynı döngü içerisindeler. Evet, evet. Çünkü o hayatın içerisinde yaşarken besleniyoruz. Ürettiğimizde, yansıttığımızda yine o beslendiğimiz şeyler dönüşerek çıkıyor. Kesinlikle. Sanatçının buradaki rolü aslında şey oluyor bence, o farkındalığı yaşatabilmek. Yani evet. Eğer o duyumsamayı oraya hissettirebiliyorsanız, bir de sanatçının en büyük yanı bence hani ruhunda, yani sezgileriyle yol alması. Yani düşünce, duygu, zeka tamam, pozitif bilimlerden ama o sezgiler çok önemli. Kesinlikle. Sezgilerimiz güzel işlerin ortaya çıkmasını sağlayan en önemli unsur. Evet. Şimdi sizin sergilerinizden biraz bahsetmek istiyorum. Kişisel sergiler, iyi ki oldum dediğiniz projeler. Ben 98'de ilk sergimi açmıştım, kişisel sergimi. 10 yıl, 10 tane yakın kişisel sergim, birçok karma sergim var. Benim için en önemli sergi Resim Heykel Müzesi'nin büyük salonunda açtığım sergidir. O dönemde Nuri Hocam dışarıda, yurt dışındaydı. O dönem gelmişti. Soy ismi Nuri. Nuri Aslan. Ali Açıkalın ve Feriha Turan Hocam katılım sağladılar. O sergide çok mutlu olmuştum. Bütün beni yetiştiren hocaların orada olması ve büyük bir salonda sergi açabilir miyim diye ilk daha başladığımda sormuştum Ali Hocama. O da neden olmasın demişti ve onu gerçekleştirdim. Yani bir hayalimin gerçekleşmesi çok güzeldi. Daha sonra kişisel sergilerim oldu. İş Bankası'nda açtığım sergimde de, İzmir İş Bankası açtığım sergimde de çok keyifli dönüşümler aldım. Daha sonra en son bu son pandemi döneminde gidemedim ama Paris'te bir fuara katılım sağladım. O da bir motivasyon sağladı. En son bir Hollanda'da kişisel sergim oldu. O da güzel oldu ama pandemiden katılamadım. Ama isteğim şöyle, yurt dışına da açılmak ve yurt dışında kişisel sergiler çok istiyorum. Büyük resimlerle. Yani bu bir hayalim. Gayret sarf ettiğimiz sürece olacaktır her şey. Boyut olarak çalışmalarınızda akademik boy dediğimiz büyük boyu mu tercih ediyorsunuz? Biraz daha küçük boyutlar mı? Şimdi ilk başladığımda daha küçük ve orta boy resimlerim vardı. Bir şey o anda büyük resimlerim de var ama bundan sonra daha büyük resimler hedefliyorum. Şimdi tek başıma olan bir atölyeye geçtim. Daha önce ortak kullanımda bir atölyem vardı. Nerede atölyeniz? Atölyem Mavişehir'de, İzmir Karşıyaka'da. Orada bir kendime uygun bir şeyim oldu, atölyem oldu. Orada daha büyük resimler çalışmayı hedefliyorum. İnşallah olur. Evet, ortam da çok önemli. Plastik sanatlarda eser üretirken üretmek istediğin işin boyutunun mekana uygun olması lazım. Tabii. Ortamın o çalışmaya imkan sağlaması lazım. Aksi takdirde engeller çıkıyor. Kesinlikle. Olumsuz ket vuruyor bazı durumlar. Ben güzel işler çıkaracağınızı düşünüyorum. Biz de merak ediyoruz. Bekliyoruz. Sizin sanat felsefeniz nedir? Mesela üretirken yola çıkışınız, felsefe olarak temellendirdiğiniz düşünce nedir? Aslında şöyle, ben çok bir şeyi düşünerek resme başlamıyorum. Fakat birikimlerim, bilincim ve bilinçaltımın bir bütünlüğünde bir enerji aktarımıyla bir tuvale yansımalar oluyor. Ondan sonra resim kendi kendine yaptırıyor bana zaten. Yani resim öyle bir yol gösteriyor ki benim sezgilerimle örtüşerek o resim bitiyor. Eğer aklım devreye girerse orada
orada bir yanlışlık oluyor. Ya yani o aklım girmeyecek oraya benim. O sezgilerim de devam edecek. Kesinlikle. Gerçekten resim yaparken şeyler planlıyoruz başta. İşte şuradan başlayarak şöyle yapacağım diyorsun. Fakat başladıktan sonra o sezgiler, yola çıktığın unsurlar seni alıp bambaşka yere götürüyor ve gerçekten çok spontan, güzel neticelerle sonuçlanıyor çalışma. Evet, daha çok izleyiciye geçiyor. Kesinlikle. Yani o kendiliğinden çıkan resmi izleyici daha çok beğeni alıyor. Kesinlikle. Sizin o enerjinizin, yoğunlaşmanızın etkisi karşıya geçiyor. Kesinlikle doğru. Sanatla ilgili de biraz konuşalım istiyorum. Zaten yaptığımız şey plastik sanatlar, sanatın bir parçası. Fakat sanat sizce nasıl bir şeydir? Yani nasıl oluşur? Onunla ilgili birazcık bir şey bilgi verir misiniz bize? Düşünceniz. Sanat bence yaşam. Yani yaşamın her alanı, her şey, yani doğada gördüğümüz her türlü canlı cansız varlıkların hepsi bence sanat. Bunun tabii estetik anlamda, plastik dil anlamında yansıması, sanatın çeşitli dallarıyla yansıması, ortaya konması estetik anlamda tabii. Kesinlikle. Bir dil, evet. Sanatın, yani yaşamın dilini sanata estetikle yansıtmak gibi diyebilirim. Evet, o zaman zaten samimi bir şeyler ortaya çıkıyor. Ürettiğimiz hep özgür oluyor, hep samimi oluyor. Evet, o özgürce davranabilmek sanatı bence de çok daha bambaşka yerlere taşıyor. Kesinlikle. Doğru diyorsunuz. Şimdi ben size son olarak sizin son projeleriniz nelerdir? Bizi neler bekliyor? Gülcan Sarıoğlu adına neler görebileceğiz? Benim işte hedefim şu anda büyük resimlerde. Şehir, yani Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir'de bir dört büyük sergi düşünüyorum. Yani buna hazırlanmayı düşünüyorum. Ve yurt dışında tekrar... Kaç eser mesela? Kaç eser? Valla benim her sergiye koyduğum eser bugüne kadar hep yeni resim oldu. Hiç ben tekrar yaşamadım. Hep yeni oldu ama tabii ki bir anda bir 40 resim, bir 50 resim çıkarabilirsem onu çeşitli illere taşırım diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ve bu sergiler aslında gerçekten yeniden üretmek için motivasyon oluyor bize. Resmi yapıyorsun, sergilemedikten sonra bir yere kaldıramıyorsun da. Çünkü o tamamlamadı işlevini. Sergilenmesi lazım, sanatseverle buluşması lazım değil mi? Doğru, tabii öyle. Teşekkür ediyoruz biz Gülcan Sarıoğlu'na. Ben geldiniz. Teşekkür ederim. Kendi pencerenizi, renklerinizi bizimle paylaştınız. Mutlu oldum. Ben çok teşekkür ederim. Yer verdiğiniz için sağ olun. Ne demek? Güzel sergilerinizi bekliyoruz biz de merakla. Teşekkür ederim. Fırçanız kurumasın diyorum. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler. İzmir'e Dair TV'den bugünlük bu kadar. Gülcan Hanım'la söyleşimiz sanat üzerine sizlere söylemek istedikleri ve projeleriyle karşınızdaydı. Nice güzel farklı programlarda görüşmek üzere. Sanatla kalmanız dileklerimle. Hoşçakalın.